ekstra ekstra Sumola. Arjantin'deki bu güzel evime hoş geldiniz. Evim çok güzel ama problemler bir türlü bitmiyor. Yine bir sürü problem var. Neyse ki bu gibi konularda bana yardımcı olması için 3 aileyi evime davet ettim. Onları birazdan ellerimle küçülteceğim ve müthiş bir serüven yaşayacaklar. Hazır mısınız? Birazdan konuğum olan 3 aileyi de böyle küçülteceğim. Ve onlardan evime göz kulak olmalarını isteyeceğim. Fakat bu evin bazı problemleri var. Kısa devre yapan prizler, patlayan su boruları, ortaya dökülen çöpler, ayaklarını kaydıran sulu boyalar. Fakat bu problemleri en kısa sürede çözen aileyi Euro Disney'e gönderiyorum. Büyük olmaktan sıkılanlar, hazır olun. Extra Extra Small başlıyor. Bugün Extra Extra Small'da 3 aile yarışacak. İşte onlardan ilki Artvinli Aydınlıoğlu ailesi. Karadeniz zaten ömrümüz dağlarda geçiyor. O yüzden çıkmak inmek bizim için fazla dert değil. En sonunda böyle büyük bir koşu bandı var. Oraya gideceğiz. Ama fiş var kuzuk. Şimdi ev yanıyor. Ev yanıyor. Baba onu o fişe sökmeye çalıştı. Korkulacak gibi değil. Gözüme kestirdim birçok şeyi. İnşallah da altından kalkacağım. Aileme de çok güveniyorum bu konuda. Amaç yarışmaksa kazanmak bizim işimiz. Ebru bizi küçültecek. Biz yanında küçük kalacağız ama ben Karadeniz dağlarında gezen adamım. O yüzden hiç sıkıntı değil. Benim için çocuk oyuncağı olacak. İnanıyorum yapacağına. Ne kadar büyük olursa olsun eşyalar. Sonuçta ben bir ev hanımıyım. Benim işim bu. Eşyalarla uğraşmak. Büyük ya da küçük fark etmez. Aydınoğlu ailesi, evime hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ha, Artvin'lerden geldiniz. Artvin'den Arjantin'e. Ben bu kadar güzel bir memleket düşüneceğim, göreceğimi hiç düşünmüyordum. Dümdüz, biz dağlara taşlara alışkınız ya. Biz dağlara taşlara alışkınız ya. Bizim her tarafımız çok yüksek falan. Aile olarak zaten hepimiz dağcıyız. Sizi küçülttüğüm zaman bazı şeyler dağ gibi olabilecek. Bir koltuk gözünüze dağ gibi gözükebilecek. Atakan, sen nasıl buldun evi? İyi buldum. Sen böyle sever misin hoplamak, zıplamak, oyunlar böyle şey misindir? Evet. Atletik misindir? Evet. Atletik misindir? Evet. Değilsin galiba. Hasan böyle yaptı. Değil evet. Mi Hasan? Bu top oluyor. Bu top oluyor. Top mu oluyor? Bu top oluyor. Nasıl oluyor? Bir top ol bakayım, ben çok merak ettim. Kendi eviniz gibi rahat ol. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Dur bakalım çok. Patlak bir top oldu. Yani. Hasan, senin başka marifetlerin var mı peki? Bu ne Allah'a, bu ne? Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Güzelmiş bu ya. Çok hoşmuş. Bir daha yap bakayım. Evet. Süper ya. Dişler de bu tipe hakikaten. Gelmeden bir gün önce düştü. Bir gün önce düştü. Ne yapıyorsun dişleri? Düşünce? Bulamıyorum. Niye getiriyorsun bana? 5 milyon alıyorsun kere dişi. Heyecanlı mısınız? Evet. Hastanın çok farklı bir terminolojisi var. Heyecanlı mısınız dedim, yaptı. O evet anlamına geliyor anladığım kadarıyla. Dişleri ne yapıyorsun, babaya veriyor musun dedim. Çünkü para karşılığında veriyorum anlamına geliyor herhalde. Burada. Neler yapıyor bu afacanlar size? Bu Atakan kapının şurasında yaşıyor. Şurada evin. Şurada. Günün 1 saati orada geçiyor veya 2 saat. Zor mu Arzu bu çocuklarla? Tırmadan çocuklarla uğraşmak. Zor mu Arzu? Tırmadan çocuklarla uğraşmak. Gerçekten çok zor. Yapma etmeyin demekten artık sesim diyorum kalınlaştı. Kendi sesimi tanımıyorum. Sürekli yapma etme, yapma etme, yapma etme.
Ama bir de çocukluğun tabii verdiği bir enerji var. O enerjiyle bunları bir şekilde dışa vurmak zorundalar. O enerjiyle bir şekilde büyümek zorundalar. Attık eşyalarımızı. İki tane çeket kolluk. İnin, çıkın, tırmanın, kırın, dökün. Peki sana güveniyor musun ondan? Küçüleceksin şimdi bu serüvende. Ya benim bütün çocuklarıma güvenim tam. O Hasan benim, peki sen kendine güveniyor musun? Hayır. Ne diyorsun oğlum? Peki Atakan sen kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Ben yani böyle biz bir ara bir dertleştik de bazı şikayetleri vardı Atakan'ın. Bana onları söyledi. Ya dedi ben pilav seviyorum ama annem pilavı kesiyor ondan sonra o beni sevmiyor. Pilavsızlıktan sonra ben niye yapmıyorum bana? Niye yapmıyorum? Niye yapmıyorum? Niye yapmıyorum? Çünkü çok şeker koyuyor ona. Nasıl koyuyorsun şeker? Adam gibi. Adam gibi mi? Ebru fazla zorlama. Devreler yanabilir. Yol yakınken vazgeç. Döküyor eriyor. Döküyor eriyor. Bir 11 kere döküyor. Ya da 6-5. Erimiyor. İşte pilav vakti geldi. Daha evet, fazla evet. Şekerli pilav yemezsen birden gene top olmaya başladı. Vallahi bak ben size söyleyeyim. Aydınlıoğlu ailesi ne diyor? Karadeniz fırtınası küçülmez. Bravo. Hadi bakalım o zaman Karadeniz fırtınası. Hadi biz Atakan'cım odaya geçiyoruz. Evet siz öyle yan odaya geçin. Görüşmek üzere. Mehmetciğim seni şöyle koltuğun başına doğru alıyorum. Hasan size işlerini de şu çarkın yanında kitabın önüne doğru alıyorum. Öyle şimdiden oturmak yok. Çok güzel düşeceğiz. Mehmet kalk ayağa kalk kalk kalk. Şöyle hep küçüleceğiz. Bir bakayım bir oturayım dedim deneyeyim. Hazır mısınız? Hazırız. Nasıl? İyi. Şöyle bir kalk bakalım. Artvin'in dağlarına benziyor mu Mehmet? Abla burası yüksek ama yumuşak yere düştüm ya. Ben daha sert yere düşeceğim sanıyordum. Yani çok büyük. Ha. Çık koltuğun önünde kendimi küçücük hissediyorum. Ama hissedersin daha 50 katlı yüksek. Yukarıda unuttuğum patiyi almanı isteyeceğim. Tamam. Biraz onu yüksek bir yerde unutmuşum. Kusura bakma. Elektrik süpürgesinden düşerken o patiye ihtiyacın olacak. Her tarafın toz olmasını istemem. Bakalım onu aldıktan sonra seni ne gibi bir serüven bekliyor? Babaların görevi zorlu. Koşu bandı tutuşmak üzere. Babalar koşu bandının fişini çekmek için heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor. Çocuklardan biri etap boyunca babasının yanında ona destek olacak. Macera 3 katlı bina yüksekliğindeki koltukta başlıyor. Buradan inebilmek için koltuğun üstüne bırakılmış patiyi aldıktan sonra elektrik süpürgesinin tozlu hortumundan tehlikeli bir iniş yapacaklar. Salonun süsü papatya kabını geçmek oldukça sulu bir deneyim oldu. Ebru'nun kızı Duru, tavlayı ve oyuncağı Felek'in çemberini salonun ortasına bırakmış. Tavla pulları üzerinden geçip Felek çemberinde yukarıdan atılan şekerleri tutmaya çalışacaklar. Semaverin altındaki buz kabından yürüyerek geçtikten sonra koşu bandına ulaşılacak. Koşu bandının fişini en kısa sürede çeken baba etabı kazanmış olacak. Görevlerin zorluğuna bakılırsa eskiler öp babanın elini derken ekstra ekstra sumulu başarıyla tamamlayan babaları kastetmişler. Artvinli Aydınlıoğlu ailesi komple dağcı olduğunu iddia etmişti. Mehmet'in rahat tavırlarına bakılırsa doğru söylemişti. Çık! Çakallar. Mehmet zirveye yaklaşmışken bir düğme kayması sonucu duraklıyor. Fakat güzel bir taktikle problemi çözüyor. Koltuğun düğmeleri çürük çıktı ablam. Ay Allah'ım ya. Eskiden hep böyleydi işte. Bir patik bile alınsa sevinçten havalara uçardık. Aferin baba. Aynen. Gözlükleri taktın mı Mehmet? Ebru Hanım takıyorum ama bu hiç iyi şeyler görmüyorum. Allah Allah. Buna ne yaptınız siz? Hiçbir şey görmüyorum.
Ya ben tamamen o benim iyi niyetimden Mehmetciğim ya, elektrik süpürgesinin içinden geçeceksin. Gözüne toz kaçmasın diye. Ya merak etme, sürekli temizlik yaptığım için çok fazla toz olmamıştır. Ya ben evde elektrik süpürgesi çalıştırmasından nefret ederim ya. Ya ya oh, oh canım adesin, oh, her taraftan geçsin. Oh. Ama şu an Arzu çok mutlu. O zaten ben elektrik süpürgesini çalıştırma dedikçe öyle diyordu. Bir gün seni çektireceğim diye içine. Demek dilediği oldu. İşte o an geldi dedi. Kadın daha ne diyelim. Şimdi elektrik süpürgesinin içini daha iyi anlayacaksın. Hadi bakalım. Allah'ım seni yardımcı ol. Yarışmayı altın günün kıvamına döndüren Mehmet sohbeti ara verip tekrar yola koyuldu neyse ki. İyi iyi, her yanı toz oldu. Konuşmadan yarışır bir süre. Sen görev başında babamı tanımam yaklaşımıyla Mehmet'i terk edip kek paketlerini taşıyor. Hasan nihayet babasına da yardım elini uzatıyor. Kek paketini düşürmeden getirmişti. Babasını ise az hasarla getiriyor papatyalara. Ebru'nun salon süsü, su içindeki papatyalar Mehmet'in önünde zorlu bir engel oluşturuyor şu anda. Papatyalar suyun içinde sallanıyorlar. Bu da geçişi zorlaştırıyor tabii. Baban çok pis yaptı oğlum. Mehmet bu kez baharda çiçekleri yeni görmüş arı gibi saldırıyor çiçeklere. Fakat bal yerine bol bol su topluyor. Mehmet harika düşüyorsun hayatım. Bravo sana. Şimdi tavla pullarının üzerinden geçmek zorunda. Oyuna hızlı girince açık veriyor ve çok pulu kırılıyor. İnşallah sadece pullar kırılmıştır. Tavla hep böyledir. Kaybeden hemen tekrar oynamak ister. Mehmet tavlayı iki ters bir yüzle tamamlamış oluyor. Tavlada şansı yaver gitmeyen Mehmet şimdi de feleğin çemberinden geçecek. Ebru'nun attığı şekerlerden dördünü yakalaması gerekiyor Mehmet'in. Hasan'ın büyük desteği de sonucu değiştirmiyor. Bu gözlüklerle Mehmet'in işi çok zor. Mehmet havadayken tutacaksın. Onu biliyor da görmüyor ki adamcağız Ebru. Sen de insaf et biraz. Mehmet tamam hadi şu gözlüğü çıkar. Aman iyi oldu. Kafaya birkaç şeker daha gelse adamcağız şeker komasına girecekti neredeyse. Mehmet'in çocukluğunda bayram şekeri toplamada mahir biri olduğunu görebiliyorum şu anda. Heh, işte böyleydi eski bayramlarda. Şekerden de mi gözümüz hiçbir şeyi görmezdi. Bu arada Mehmet bayramın kalanını evde geçirecek galiba. Çünkü kötü düştü. Meme şekere çok yüklenince kan şekeri düştü galiba. Epey ses çıktı ama. Yüksekten düştü sanırım. Toplam 4 şeker alması gerekiyordu. İşte şu an tamam oldu. Baba bitti yayda bitti. 5 tane oldu. Feleğin çemberinden geçen Mehmet şimdi buzlu bir çay almak üzere semaverin altına yollanıyor. Şimdi gözlüğü yine takıyorsun. Gözlük nerede? Eyvah, zimmetliydi o gözlük. Bulmanız lazım yoksa depozitiniz yanar. Hasan kariyerine buzda devam etmeye karar veriyor. Fakat daha yolun başında. Hasan buz pateninden çektiği yetmezmiş gibi şimdi de buzlukta payına düşeni alıyor. Mehmet ve Hasan her şeye rağmen oldukça hızlı ilerliyorlar. Baba oğul iyi bir ikili oldular. Eldivenlere ulaşıyorlar nihayet. Fakat buzlu çaya da doydular bu arada ha. Al sana çay. Ah, çok soğuk. Buzlu çay. Kalk.
Hasan'dan çıkan seslere bakılırsa onlar da fark etmişler buzlu çay olduğunu Ebru. Hasan sonunda sevdi buzlu çayı. Oturup bir tane içmeye karar verdi. Ben bir şey ödemişim. Görev tamamlanmak üzere. Şekerlerden basamak yapıp koşu bandına çıkan Mehmet bandı geçip fişi çekerse yangın tehlikesini giderecek. Oo, kıvılcımlara bakılırsa biraz geç kalmışız galiba. Dedim ben sana Mehmet. Koltuk üstünde çok sohbet ettin Ebru'yla. Bak ne hallere düştü şimdi. Hasan babasını dualarla yolculuyor. Hadi hayırlısı. Oluyor galiba. Evet, evet, evet. Bandın sonuna geldi. Oturma Mehmet. Fişi çek. Çek. Ve başarıyor. Mehmet fişi çekip evi yangından kurtarıyor. İşte bu. Yine evi kurtardık. Mehmet'im çok teşekkür ediyorum. Evet, evet, evet. Koşuyor, koşuyor ve ulaşıyor. Ya çok zor ya. Baba, usta, kompu. Ve çok zor oldu. Hadi şimdi sizi büyütüyorum. Ben sana güveneceğimi biliyordum. İnanmıyorum ama siz cezalısınız var ya. Niye cezalıyım ya? Hiç bunları söylemediniz davet ederken. Bu ne haldi? Biraz toz dolu değil mi? Bir de bana pasaklı diyorlar ya. Ya toz, evde bir tane toz yok. Toz yok. Hiç yok. Hepsi süpürgen için. Hepsi. Hepsi. Oradan bir çıkışım vardı. Ya babam şeyden aşağı atladı. Hani ilk başta. Bum. Aa deseydin. Babam öldü sanki. Çocuklarımız ev işlerine çok alışkın olduğu için çok kolay yaparlar gibi geliyor bana. En çok kuzenime güveniyorum nedense. Basketçi diye belki de. Aslında küçüktük, büyüdük. Tekrar küçülmeye geldik. Bilmiyoruz bakalım ne olacak. 2 yıldır basket oynuyorum. Sporcu olduğumuz için onları yeneceğiz. Eşimin bu işlerin üstesinden geleceğine inanıyorum. Evde yaptığı işlerden belli zaten. Rakipler bunu diyorsunuz değil mi? Hepinizi ezeceğiz. Biz el toplarız. Rakiplerimizi kızartırız. Ertok ailesi evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin iş düzeniniz bu Ağustos böceğiyle karınca gibiymiş ya. Nasıl oluyor öyle bakalım? Eşim kışları çalışıyor, ben yazları çalışıyorum. Peki bu çalışma esasında görüşebiliyor musunuz? Yok. Yani 6 ay hiç görüşemiyoruz. Öğretmen olmak böyle. Öğretmen olunca kışlar çalışılıyor. Yazın saz çalıp oynuyoruz. Siz karınca kısmısınız. Siz de Ağustos böceği kısmı oluyorsunuz. Şöyle. Ama sanıyorum Ağustos böceğinin kışı biraz çalışmadan geçmiyor. Evde neler yaptırıyor Gülsemin Hanım size? Evde bir şey yaptırmıyor. Evde her şeyi ben kendim yapıyorum. Yani onun zorlamasına olan bir şey çünkü kışın zaten herhangi bir işin olmadığı için mecburen evde boş boş oturamıyorsun. Yemek, çamaşır, ütü, süpürge hepsini yapıyorum. Yani hiçbir şey yapmıyor kendisi. Ben eve geldiğim zaman evimin kadını çocukları buna nasıl diyorum? Ama bir şey diyeceğim. Yazın Alpagut gidince bütün işler sana kalıyor. Bana kalıyor çocuklarla ilgilenmeyi bırakmak, almak. Çocuklarla ilgilenmeyi bırakmak, almak. İşte okulla kendi işlerimle ilgilenmek, ev işleri. Her tür işi, erkek işinin hepsini ben yapıyorum. Şevval sen ne diyorsun? Ben her mevsim çalışırım mı diyorsun? Yazları daha rahat oluyorum tabii. Kışın ders çalışıyorum. Kışın ders çalışıyorum. Okula gidiyorum, o yüzden biraz sıkışık oluyor. Annenin öğretmen olması şans mı yoksa değil mi? Dezavantaj mı? Kendi öğretmenim olmasını istemezdim. Kuzen, iki kuzen iyi anlaşıyor musunuz? Evet.
Neler yaparsınız? Neler yaparsınız? Birlikte ders alırız, ders alırız. Ders alırız. Ben öğretmen alınca. Size güveniyorum, tamam mı Şevval? Peki. Ben hazırım sanıyorum. Bakayım hazır mıyım? Evet. Tam formundayım. Tam küçük bir formundayım. Geliyor. Geliyor. Haydi bakalım. Bol şans. Kurtarın evimi, kurtarın evimi. Benim koltuğum çok rahattır. Seni bekleyen görevler var. Hadi kalk bakalım. Şöyle bir yüzünü göreyim biraz daha. Şöyle bir eve bir bak. Sağa sola bir bak bakalım. Nasıl görünüyor? Küçük olmak nasıl bir duygu? Çok kötü. Neden? Çok büyük sihirbazsın. Sivrisinek diye vurmazsın değil mi beni? Yok yok vurmam. Çünkü sana ihtiyacım var. Evim yansın istemiyorum. Hiç öyle şeyler yapmam. Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi bak orada bir patik unuttum. Koltuğun üstünde. Aman Allah'ım. Ya ya o patiği almanı isteyeceğim birazdan senden. Geri saymaya başlıyorum. Başla. 3, 2, 1 başla. Daha çok itiş beliydim. Ben biliyordum bu başıma gelecek. Uzun boylu olmak lazım. Bak Alpagur. 1, onu baştan düşünecektin. 2, bu başına gelen daha hiçbir şey değil. Az bekle, devamı var. Hadi baba, hadi, hadi. Çabuk ol. Baba, hadi. Tamam hayatım, senin için her şey. Aman Alpagut, koltuktan düşen eşikten düşmüş gibi oluyor. Salma kendini. Abi boyum yetmiyor buraya. Hadi çabuk ol. İyi hadi çabuk ol baba. Hadi. Alpagut iyice havasına girdi mücadelenin. Yavaşladı. Alacağım hayatım senin için. Al çarabı bana getir. Alpagut patiğe kavuşmanın sevinciyle havalara uçuyor. E haliyle yere inişi de var tabii. Rakiplerin tozunu bitirdiği süpürgeden inen Alpagut şimdi papatyaların olduğu kaptan geçecek. Hadi baba! Çabuk! Alpagut artistik tarzını sürdürüyor. Tavırları film tadı yaşatıyor evimize. Bir özlü sözün daha gerçek oluşuna şahit oluyoruz. İşini bilmez çocuklar döner pabucu avuçlar. Bu özlü söz böyle miydi? Neyse. Alpagut şimdi Şevval'e tavla öğretiyor. İlk olarak pul kırmayı öğretiyor galiba. İlk ders Lord Alpagut'u. Ya ben de ne zamandır oynamamıştım, unutmuşum. Bayağı yorucuymuş bu tavla. Şimdi de kapı alıyoruz galiba. Babacığım. Ha, bak bak bak, işin niyesini de öğretiyor. Bu şimdi yan yattı çamura battı taktiği galiba. Anladığım kadarıyla yani. Alpagut şimdi feleğin çemberinde Ebru'nun attığı şekerleri yakalamaya çalışacak. 4 şeker aldığında görevi tamamlanıyor. Güzel başladı fakat sonrası gelmiyor. Bak şu artistik yakalayışları Rüştü Dede Volkan'la da görmedik ne zamandır. İşe de bu yakışıyor. Bravo, çok iyiydi, hadi. Çok iyiydi derken yenge? Alpagut ve Şevval buzlu çay yolunda ilerliyor. Buz kalıplarından geçip semaverden dökülen çayın altından eldivenleri alacaklar. Alpagut çok umutlu değil galiba. Baksanıza vedalaşıyor herkesle. Hadi anneciğim, hadi bebeğim, hadi. Ya evi kurtarsın diye soktuk içeri ama her şeyi yıkıyor bu Alpagut. Alpagut çayın sesini duyar duymaz atılıyor ileri. Bak doğru motivasyon işi çözüyor. Eldiven bahane, çay şahane. Şekerler erimesin, şekerler erimesin. 2 kilo şelaleden hadi.
yapmayın dedi. Gülsem'in de Alpagut'u hiç takdir etmiyor. Övgüler hep Şevval'e. Ana kız ilişkisi tabii. Baba kız Ertoklar görevi tamamlamak üzere. Koşu bandında geçtiklerinde fişi çekmek kalıyor geriye. Kıvılcımlar çıkıyor ama Alpagut'un o gözlükle onu gördüğünü hiç sanmıyorum. Alpagut sınırlarda yaşamayı seviyor anlaşılan. Sınırı fazla zorluyor ve şortu yırtılıyor. Alpagut ikinci denemesine kötü başlıyor. Fakat durun durun, toparladı ya. Hadi Alpagut, evet evet, Alpagut bir koşudur tutturuyor. Hadi baba. Atlıyor, aman erken atladı biraz. Fakat bravo, kapılmıyor koşu bandına ve geçiyor. Ertoklar fişi çekiyor ve görevi başarıyorlar. Teşekkür ederim. Bir daha küçülmek istemiyorum. Bir daha küçülmek istemiyorum. Mümkün değil, çok zor. Ama çok eğlenceli. Çayın da keyfini çıkaramadık yahu. Evet. Artık bundan sonra büyüttüğün zaman yeni bir çay yapıp demleyeceksin bizim için. Söz demleyeceğim. Lütfen. Tamam. Hadi geçmiş olsun size. Hala kendimi küçük hissediyorum. Süperdi. Şey çaydan akan akan şey çay güzel miydi? Tadına baktın mı? Nereden aktığını görmedim. Bir şey yapıyordu ama. Sıcak mıydı? Aşağısı soğuk, yukarı sıcak olunca ben ortada ılık vaziyetteyim. Olsun, biz bu engelleri geçeriz. Neyiz? Biz Ertoklarız. Rakiplerimizi kızartırız. Sporla aram yoktur. Yapam, yapmıyorum. Buraya yarışmak için geldik. İnşallah eşime ve çocuklarıma güveniyorum. Çiçek papatya var. Orada çok heyecanlanıyorum. Buraya yarışmaya geldik. Kazanma iddialıyız. Parkurla aşacağız. Çocuklarla eşime çok güveniyorum. Küçülmek, istediğim yere yetişememek, istediğimi orada alıp da yani... başarılı olmamak olana beni üzer. Dünya gibi bir şey herhalde. Tabii ki yarışma gireceğiz, göreceğiz. Heyecanlıyız. Yarışmak kazanmaksa? Kazanmak mutluluksa? Biz zaten mutluyuz. Mutlu ailesi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selahattin, Serdar, Serhat, Serdane. Selim. Ben Selim. Var. Bir de evet. Selim var. Evet. Ne yaptınız? Bu S harfini çocuk isimleri bulma kitabını elinize aldınız. Araştı, çevirdik. S harfine geçtiniz. Buradan başlayalım bakalım diye, öyle mi başladık? Yok, kitaba gerek yok. Çünkü biz eşimle beraber ise olduğumuza göre. Ha, kitaba gerek kalmadı. Biz kendi kendimize. Ha, biz dedik biz iki S birbirimizi bulmuşuz. Evet. Ondan sonra bundan sonra da böyle soyumuz devam etsin. Evet. Nasıl tanıştınız? Askerden geldik. Askerden geldik. Artık evime çaydı işte. Yani böyle bir şey yaptılar işte. Bunu, böyle bir kız var dediler. Seyle de başlıyor ismi dediler. Evet. Geçti, görüştük, anlaştık. Ne iyi olmuş, ne iyi anlaşmışsınız. Evet. Ve bu kadar güzel çocuklar olmuş. Abi olmak nasıl bir şey Serhat? Güzel bir şey. Beni büyük gördükleri zaman, saygı gösterdikleri zaman... seviniyorum. Peki spor yapar mısınız? Böyle ne tarz oyunlardan hoşlanırsın? Okulda futbol oynarız. Yani ancak futboldan bir sonrası bu güzel evde eğlenmek olabilir, değil mi senin için? Güveniyor musun kendine? Evet. Sana yardımcı olurlar mı evde? Oluyorlar. Selahattin en çok ev işlerinden neleri seviyorsun? Selahattin... Ama ne değil de yani. Ben çocuklarla konuşmuştum. Niye Selahattin'i konuşuyoruz? O çünkü çok meşgul bir insan. Ondan ben hayatta bir işi beklemem. Ben hiçbir şey yapmaz mısın Selahattin'i? Evde mi? Ha. Evde şöyle yani.
elektrik işle uğraşıyoruz. Geçti de biz yani pek boş kalmıyoruz. Yani zaman çok kısıtlı. Peki terzi kendi söküğünü dikemez. Aynen yani. Doğru. Evde şu anda bir karşılığı yanında lamba, çıkmış priz, ne diyeyim, çalmayan zil gibi bir şeyler var. Evet. En son neyle ilgili kavga ettiniz? Düşünün bakayım. Kumanda kavgası. Kumanda kavgası. Gülüşüne bakılırsa kavgada Selahattin de varmış. İşte bir de ortada noktamız komple Beşiktaşlıyız. Yani Sede oluyor. Öyle hem Beşiktaş. Süpermiş ya. Mutlu ailesi. Küçülmeye hazır mısınız? Hazırız. Yarışmak kazanmaksa? Kazanmak mutluluksa? Biz zaten mutluyuz. İnşallah ayarı kaçırmam. İnşallah. Selahattin abi. Efendim. Vallahi ben seni oraya öyle uzan diye göndermedim. Evim yanacak, tehlikedeyiz. Evet. Elektrikçiyim dedin, gelirim. Bütün devreleri düzeltirim ederim dedim. Orada yan gelmiş yatıyorsun abiciğim. Dinleniyoruz biraz. Evet Selahattin, şöyle biraz kalk bakalım. Nasıl bir serüven hazırlamışız sana bakalım. O koltuklarda çok göbek büyütmüşüz herhalde. Evet evet. Ama evet. O göbeği gene bu koltuklarda eriteceğiz Selahattin abi. İnşallah. 3, 2, 1 başla. Elektrikçi olduğundan en avantajlı yarışmacımız Selahattin etaba başlıyor. Biliyorsunuz evdeki sorun elektrikle ilgili. Selahattin kilosuna göre iyi tırmanıyor ha. Koltuğun üstüne tutturulmuş patiye ulaşmaya çalışıyor şimdi. Selahattin keyfine düşkün çıktı. Zirveye yakın balığa verdi kendini. Bu ne, sürpriz mi? Ben böyle düğme seviyorum. Oraya şimdi de elimize takılırsa. Aman Selahattin, eli verdin kolu kaptırma, dikkat et. Boyun yetmiyor. Uzan kolumu uzat. Selahattin elini uzat. Serdane'nin taktiğiyle patiye uzanıyor fakat kısa kalıyor ve aşağı düşüyor maalesef. Bu arada bozuk para gibi de koltuğun kenarına kaçtı. Zaten başarının sırrı tekrardadır derler. Selahattin tüm tecrübesiyle tekrar koyuluyor yola. Yandakine bak. İşte yine uzanıyor, bu kez başarılı. Patik epey direndi. Selahattin burunda sallanan ter gibi sallandı bir süre. Fakat söke söke aldı patiği. Selahattin abicim, o patiği elektrik süpürgesinden kayarken giymen için alman gerekiyordu. İyi yaptın. Onu başardın, onu da başarırsın inşallah. Hadi. Selahattin abi. Efendim. O gözlükler de çok kıymetli gözlüklerdir ha. Dedemin gözlükleri. Belki numarası sana büyük gelmiş olabilir ama idare edeceksin artık onlarla. Bak daha serüven daha eğlenceli hale gelecek o gözlüklerle. Ama o gerçekten burası zor bir şey. Gözlükler zoru görmesine sebep oldu. Hadi bakalım devam et. Selahattin kara tren gibi dumanını savura savura iniyor süpürgeden. Ay benim toz alerjim var. Oh. Bundan böyle Selahattin'de de vardır toz alerjisi Ebru. Serdar babasının battal boy patiğini çıkarmasına yardım ediyor. Selahattin şimdi papatyaların içinden geçerek yola devam edecek. Oğlum ben geçme görmüyorum ha. Dedemin gözlükleri, söylemiştim numarası biraz büyüktü. Çık baba. Selahattin de gözlükleri takınca havasına girip kış uykusundan kalkmış bal arısı gibi yumuluyor papatyaları. Rakipleri bal arısı Selahattin'in ayağını kaydırıyorlar. Selahattin ikinci turunda. Çiçekten bal almada farklı bir tekniği deniyor. Selahattin tavlanın başına geçmiş bile. Savunmada kalıyor bir süre. Kapı almaya çalışıyor galiba. Baba!
kapıyı alamadan Selahattin'i kırıyorlar. Epey bir kırıldı yani. Hadi Selahattin, birkaç pul da sen kır ya. Selahattin zarı epey salladı fakat yine kırılan kendisi oldu. Allah, ne yapıyorsun ya? Bu arada Serdar da babasının tavla oynayışından epey keyifleniyor. Tavlada başarısız olan Selahattin şimdi de feleğin çemberinde şansını deneyecek. Baba! Fakat çabuk sıkılıyor, hemen bir tur atıp iniyor. Bayram şekerlerin geliyor. Bayağı düşüren baba geliyor. Selahattin bu yeteneğiyle Manisa Besir Macunu şenliklerine gitse dükkan açacak kadar şeker toplar valla. Fakat Selahattin cephede kazanıp masa başında kaybeden atalarımız gibi yakaladığı şekeri Serdar'a uzatamıyor. İşte bu kez de şeker masa üstünde kalıyor. Fakat neyse ki Selahattin kalecilere taş çıkartırcasına ikinci şekeri yakalıyor. Ve 3. Selahattin bir şeker daha yakalarsa Erzurum cağ kebabı gibi dönüp durmaktan kurtulacak. Selahattin bir an kontrpiyede kalıyor. Ve 4. şeker de tamam. Selahattin görevi başarıyla tamamlamanın haklı gururuyla dimdik ayakta. Mütevazı bir adammış bu Selahattin. Fazla gurur yapmadı. Serdar ya, gülme. Gülme de babana yardım et. Oğlum baban elinden tut. Gözünü gözlük var, o gidemiyor. Şimdi sona yaklaşıyoruz. Merdiven yapıyorlar. Selahattin koşu bandını geçebilirse fişi çekip onu durduracak. Başlamadan önce Selahattin rakibine ciddi bir bakış fırlatıyor. Selahattin yediği darbelerden dolayı bebekliğine dönüyor. Hadi bayi. Yürü baba, Serdar. Serdar da koşu bandında çok farklı bir yorum getirdin Selahattin abi. Ebru, bu kez azimli görüyorum Selahattin'i. Dur bakalım. Aslında güzel çıktı da sonra koşu bandında çakılacak bir çivi gördü sanıyorum. Güzel de çakıldı yani. Serdar'ın babasına güveni tam. Ya elektrikçi de gelecek, senin olması lazım hadi. Koşana koşmayacağız. Yenge Hanım'ın motivasyonuyla Selahattin bu kez hedefe kilitleniyor. Ve. Çek şu fişi Selahattin. Bravo. Aslan Selahattin abim be. Sağ ol. Ebru. Sağ ol. Ebru. Efendim. Evet, ev ifade etti. Ev bitti. Evi kurtardık. Yaşa, sağ ol. Ufak tefek şasa var ama olsun, sigortası vardı, karşılar inşallah. Bir kaçak mı varmış kaçak acaba? Kaçak olabilir, onu şimdi biraz sonra bakacağım tekrarından. Tebrik ediyorum. Ondan da görüşürüz. Tebrik ediyorum, hadi görüşürüz. Ekstra Ekstra Small'un ilk etabında babalar kendilerini parçalarcasına yarıştılar. Bu arada bazılarımız pantolonlarını bile feda ettiler. Sizde de mi? Selahattin abi sende de gitmiş pantolonlar her şey. Türklere pantolon dayanmıyor. Dayanmıyor evet ama sağlıyor yani. Etap sonunda kırmızılı takım Ertoklar en iyi süreyi yaparak 2 düğme aldılar. Karadeniz temsilcilerimiz sarı takım Aydınlıoğulları ikinci olarak 3 düğme aldılar. Mavili Mutlu ailesi ise sonuncu olarak 4 düğme aldı. Bildiğiniz gibi az düğme toplamak final etabında az düğmeyle uğraşmak anlamına geldiğinden Ertoklar avantajlı durumdalar. Ve birinci ise Ertoklar. Yüce Ertoklarız, rakiplerimizi kızartırız. Gülsemin,
efendim. Heyecanlıyız galiba. Biraz öyle. Biraz anlıyorum. Nasıl anladın? Öyle öyle heyecanı gözlerden anlıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Öyle yazdan yaza mutfağa giren bir insan olduğum için. Bu benim beceriksizliğimden değil yalnız. Şimdi karınca olma sırası sende. Aa, hayır, ağustos böceği olmak istiyorum yine. Hayır, bu mutfağı ağustos böceği olarak geçemezsin. Bu çalgıyla çengiyle geçilecek bir mutfak değil. Tamam mı? Ben küçültme işlemine başlıyorum. Biraz daha, biraz daha bekleseydin. Ya çok eğleneceksin. Çok korkuyorum. Çok eğleneceksin değil misin? Keyifli, çok keyifli bir deneyim. Herkese nasip olur. Ama sen küçülmeyeceksin ki ben küçüleceğim. Hadi bakalım. Hazır mısın? Gülsemin'in jeton gibi düşmesi tüm aileyi güldürdü. Mutfakların kraliçeleri. Mutfakta ne gibi maceralarla karşılaşacaklar? Ebru'nun başı mutfağıyla yine dertte. Bu sefer de lavabonun borusu patlamış. Su vanası hemen kapatılmazsa mutfakta her an bir tsunami oluşabilir. Her ne kadar mutfak Ebru'nun mutfağı olsa da kabak yine annelerimizin başına patlayacak gibi görünüyor. Mutfağı su baskınından kurtarmakla görevli çilekeş annelerimizin ilk görevi fırındaki can yeleğini almak. Bunun için pişmekte olan pizzaya çıkmaları gerekiyor. Annelerimizin daha sonra biri un kabının içine, diğeri de çikolata kabının üzerine yerleştirilmiş eldivenleri almaları gerekiyor. Tabii bu esnada Ebru'nun annelere elinden gelen her türlü yardımı yapacağından hiç kuşkum yok. Ardından Ebru'nun gümüş kaplama kepçe takımlarına ulaşan emektar annelerimiz kepçelere asılmış bir paleti buradan almaya çalışacaklar. Tabii kepçeler sürekli sallandığı için bu pek kolay olmayacak. Paletin eşi ise çöp kovasının üstünde asılı duruyor. Fakat ona ulaşmak için makarna tabağının üzerinden tatlı kaşığıyla geçen annelerimiz çöp kovasına zorlu bir tırmanış gerçekleştirecekler. Palet, can yeleği ve eldivenlerini kuşanan kahraman annelerimizi lavabo kıyılarından süngerle uğurlayacağız. Su vanasını kapatmaları için. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Hadi Gülsemin. Gülsemin yerini yadırgamayanlardan. Bıraksak akşama kadar yatacak orada. Bu ne? İyi bir çıkış için pozisyon alıyor. Pıçık pıçık. Tabii daha pişmedi. Yine karıncaya geldim gerçekten. Hadi hadi. Hadi hadi. Yürü gizli bak. Sekerek boğazına düşsün ham kekelek. Geli 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 ver ham sekerek boğazına düşsün ham kekelek. Çok pıçık pıçık. Ay Rabbim. Ay yavrum hadi ya. Hadi sıkma ya. Hadi. Olamaz Emre. Ne yaptın Emre? Elleri pıçık pıçık oldu. Gülsemin pizzayı kontrol ediyor pişmiş mi diye. Ne de olsa bir ev hanımı. Gülsemin bırak pizzayı, sen can yeleğini almaya bak. Yoksa birazdan sen de orada pişebilirsin ha. Hadi hayatım kalk lütfen kalk hadi kalk kalk. Gülsemin'in yüzü kızarmaya başladı. Çevirelim de yanmasın bari. Şimdi hadi aldın aldın. Çek çek indir aşağıya. Çek 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 çek. Gülsemin can yeleğine çift alıyor ama yelek bu hamleyi ustalıkla savuşturuyor. Sanırım güreş ayakta devam edecek. İndir vücudunu ha. Of helesi ya. Gülsemin can yüreğini giyince rahatlayıp bana bir şey olmaz artık diyor ve tedbiri elden bırakıyor. Ve pizzadan düşen ender insanlardan biri oluyor. Çabuk ol. Eyvah, ne yaptın Ebru? Zeytinle adam yaralamaktan başımız derde girecek. Ha, bu arada zeytin de gemlikten galiba. Zeytin aldı. Zeytin Zede Gülsemin'i Unlu Mamuller reyonumuza alıyoruz. Burada bulması gereken bir eldiven var. Ebru ne yaptın? Un, un, un.
Ya hem pizzanın hamuru vıcık vıcık diyor hem de sonra bu unları ne yapacağım diyor. Çocuklar oynasak kızarım. Buna bulatırımız Gülsemin'in mayalanması için dinlendirmek gerekiyor ama buna zaman yok. Hemen eldiveni bulup yarışa devam etmesi gerek. Nasıl Evriya? Bulamadın mı? Ya nasıl bulamıyorsun ya? Anlamıyorum ki. Bu eldivenleri ben nereye sakladım? Ebru, sayende bunu da gördük. Gülsem'in kardan adama döndü baksana. Bir naylon eldiven uğruna kurabiye canavarına dönen Gülsem'in arama tarama çalışmalarında görülüyor. Yine de dağılsın diye. Gül, aynı yere eşeliyorsun hayatım. Niye aynı yere eşeliyorsun? Git başka yere. Hadi. Eldiveni hala bulamayan Gülsem'in aile meclisi tarafından eleştiriliyor. Hep aynı yerde kal. O kadar derine gömülmez hayatım. O kadar derinde olmaz. İyice derinlere iniyor. Fakat o derinlikte eldiven olmaz. Sanırım petrol arıyor. Sonunda eldiveni buldu Gülsem'in. Ama kendi de un kurabiyesine döndü valla. Öbür eldiveni unutma. Hayy. Hadi tam orada bak, otur Allah. Ay, sütümüz tam yağlı keçi sütü olduğu için ağır geldi Gülsem'ine. Gülsem'in kavanoza çıkmak için lopkek paketlerinden merdiven yapıyor. İzmir köfte boyutunda olan Gülsem'in öğretmen şimdi de kepçe takımlarını geçmek zorunda. Spatula tavaya yapışan yiyecekleri kazımak için kullanılır ama spatulaya yapışan Gülsem'ini oradan nasıl kazıyacağız bilemedim. Bravo aşkım, bravo, süpersin ya. Bravo vallahi, çok şahanesin. Çok güzelsin ya, bravo. Bravo. Gülsem'in o paleti alması gerek çünkü sonraki etaplarda ona ihtiyacı olacak. Adeta suya bırakır gibi bıraktı kendini. Paleti alınca denize dalacağını zannetti galiba. Ha, şimdi sıra makarnada. Evet. Sosu nasıl? Güzel mi? Karınca kararınca koydum sosunu. Gülsem'in makarnaya düşmeden karşıya geçmesi gerek. Bunun için de tabağın üzerindeki kaşığı kullanacak. Tek paletle makarna geçişi zor bir iş. Şimdi tam oldu. Bir balayımız eksikti, o da kuruldu. Şimdi paletin eşini almaya gidiyor. Bunun için de çöp kovasına tırmanması gerekecek. Oo, çöp kovası da Everest tepesi gibi. Gülsem'in ne yapsın? Nasıl mahruk ki olsa çıkamaz. Hadi hayatım. Bravo. Ama böyle olmaz ki Emrucuğum. Her şeyi aynı çöp sepetine atmışsın. Kağıtları ayrı, camları ayrı, yarışmacıları ayrı biriktirmen gerekiyor. Milli servet bunlar, boşa gitmesin. Ay, öyleydi. Ben de seni evime çağıracağım, görürsün. Bir tane temizlik yapacağım. Çöp kutusunu bile boşaltmıyorum vallahi. Çok doğru. Süper işte bu. Oley. Sensin birinci, hadi yavrum, hadi canım. Gülsem'in paleti giyince Michael Jackson gibi yürümeye başladı. Ay yürüyüşü. Atla gitti, kalktın. Bin üstüne. Bin üstüne yeter. Son aşamaya geldi. Şimdi yapması gereken suyu geçip su vanasını kapatmak. Ama o kadar kolay değil vanayı kapatmak. Çünkü lavabonun altı olimpik havuz gibi Gülsem'in için. Gülsem'ini karşıya taşıyacak deniz aracımız hemen rıhtımda demirlemiş duruyor. Sürat süngeri. Gülsem'in kaptan Kusto'ya taş çıkartacak şekilde süngere hükmediyor. Ne de olsa onca yıllık bulaşık tecrübesi var tabii. Yılın bu mevsiminde etkili olan lavabo musonları açıklarda zorluyor. Aşkım bak bir şey söylüyorum. Ayaklarını geriye al. Ayaklarını kendini geriye ittin. Ah Ebru, inanmıyorum Ebru, inanmıyorum. Aynen için, başını yana. Evet, 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 uzaklaşıyor.
Sanırım sabunlu su yuttu Gülsem'in öğretmen. Kendini sınıfta sanıp şarkı söylüyor, baksanıza. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Kuvvetli akıntılara kapılan Gülsem'in kaptan neredeyse karaya vuracak. Çok az kaldı. Vardın, vardın, vardın neredeyse. Taşıyor sular, atla. Senden çok biz öldük burada, biliyor musun? Evet anne. Gülsevin sağ ol. Ebru ya ne yaptın? Halime bak. Ah, Gülsevin'in çektiği zorluklar yüzüne yansıyor. Duygularını ise şu sözlerle ifade ediyor bize. Geberdim. Yazmak kazanmaksa? Kazanmak mutluluksa? Biz zaten mutluyuz. Heyecan var mı? Hafif, birazdan. Sana çok güzel bir serüven hazırladım. Burada biraz dağınık değil mi? Biraz da geçmiş. Biraz da geçmiş evet. Mi? Ama senin mutfakların iyi. Bana yardım edeceksin değil mi Serdar'ya? Edeceğim. Ben de sana yardım sonuna kadar. Ben de sana yardım edeceğim. Ufak tefek benim de yardımlarım olacak. Ben de hep seninle birlikte olacağım. Ruhum senin yanında Serdar. İnşallah. Hadi ederiz. Bakalım. İnşallah bu etabı kazanırsın. İlk etabı. İnşallah. İlk etapta bir şey olmadı. İlk etaptaki bütün düğmeleri topladınız. Bütün düğmeleri alınca da pek bir sevindiniz. Bu da yanlışlıkla sevindik. Mutlu ailesinin 4 düğmesi var. İçerinde böyle mutfağın dağınık olduğu oluyor mu? Oluyor canım. Madem olsa çocuklar anımız. Kalabalık oluyor, misafirim oluyor. Oluyor dağınık oluyor. Böyle su hale daha gelmedi bu başıma. Hiç basmadı yani. Basmadı. İyi o zaman. Küçültüyorum seni. Küçülttüm. Küçültme esnasında Serdane tam bir teslimiyet içinde kadere boyun eğiyor. Serdane'yi küçülttük ama yine de düşüşü görkemli oldu. Serdane, küçük olmak nasıl bir duygu? Şimdi çocuk gibi şey macera yaşayacağız işte. İşte macera sırası. Evet. Şimdi çocukluğunda olmadığı kadar hoplatacağım, zıplatacağım seni. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Kurtar şu mutfağı. Hadi inşallah. Selahattin'in yapamadığını sen yap. İnşallah. Selahattin başarısız etabı çoktan unutmuş. Ekran karşısında yerini almış bile. Hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. Hadi Serdane hadi 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 hadi. Serdane sürünme pozisyonu aldığına göre dönen pizzaya sürpriz bir saldırı düşünüyor olmalı. Pizzayı hazırlıksız yakalayacak. Serdane'nin taktiği tutuyor. Hazırlıksız yakalanan zeytine pizza Serdane Hanım'ın ayakları altında umutsuzca dönüyor. Şanssızlık işte. İlk etap Serdane'nin çalışmadığı yerden çıktı. Fırında giderek ısınıyor. Bir an evvel can yeleğini alamazsa Serdane pembeleşmeye başlayacak. Her iki ayağını da iyi kullanan Serdane zarif ayak hareketleriyle göz dolduruyor. Kulübeden mücadele izleyen teknik ekip gidişattan memnun görünüyor. Asılmışken tavanı da indireyim diyen Serdane'yi can yeleğiyle ikna ediyoruz. Çok şükür tavan bizde kalıyor. Tatlı sert üslubuyla mutfağa ağırlığını koyan Serdane fırında çabuk netice alıyor. Ancak mücadele henüz bitmiş değil. Şimdi un içinden eldiven bulması gerekecek. Hadi şu pizzaya biraz daha zeytin ekleyelim. Zeytine hazırlıksız yakalanan Serdane kendini yere atıyor. Kendi mutfağında iyi bir hazırlık dönemi geçiren Serdane un etabında fazla zorlanmayacak gibi. Eldiven sakladım, eldiven. Orada, orada. Unların orada. Orada, orada işte görmedin mi Serdane? Görmüyor musun Serdane? Hamur yoruyoruz, poğaç yapacağız. Un hakimiyetiyle bizleri kendine hayran bırakan Serdane bu güzel performansı bir de eldivenle süsleyebilirse taraftarlarını memnun edecek.
Ay özür dilerim, çok özür dilerim. Agarat. Bak su da geliyor şimdi. Yo, vermeyin su, tamam. İşte sonunda çabalar sonuç veriyor ve gülen taraf Serdane oluyor. Diğer eldivene doğru git Serdane. Tamam, Emre Hanım, bir dakika. Ayağa kayan Serdane'nin bir anlık dikkatsizliği kendisini sütlaç kulağına geçiyor. Beklenmedik bir anda gelen bu süt banyosu Serdane'yi kısa süreli de olsa oyun disiplininden uzaklaştırıyor. Sakin ve hızlı. Teknik adam Selahattin yandan oldukça karışık bir talimat veriyor. Biraz hareket. Biraz hareket başlığı altında toplanan bu talimatın detaylarını biraz mutfağın hareket, ilerleyen kısımlarında göreceğiz sanırım. İşte çalışılmış bir hareket karşımızda. Kepçeyi konturbiyede bırakan Serdane kısa süreli duraksamadan faydalanıp atlayıveriyor üzerine. Ay sanırım nazarımız değdi. Spatula'ya çift almak isteyen Serdane'nin ayağı kayınca maalesef yere düşüyor. Öbürü uzan elini. Öbürünü ayaktan aşağı doğru salma. Kendi sana öyle sal, tut onu iyice de. Ne dedi söyleyiverdim. Az önceki hatasından ders alan Serdane daha temkinli bir taktik izliyor. Ayaklarını düzgün güzel yerleştir Serdane. Bu etaptaki hedef patates ezicisindeki paleti almak. Serdane, o tutuşun sonu hayır değil, bak ben söylemiş olayım. Ay, bıngıldağının üzerine ters düşen Serdane kısa süreli bilinç kaybı yaşıyor. Şokun ardından hemen toparlanan Serdane, kazanmaya ne kadar istekli olduğunu da göstermiş oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Abi sen yaparsın bunları. Selahattin bir an olsun desteğini esirgemiyor eşinden. İnşallah bunu güzel yaparım. Kaşıktan geçmeden önce iyice konsantre oluyor. Oyuna tekrar ağırlığını koyan Serdane, deplasmanda olmasına rağmen seyirci avantajını iyi kullanıyor. Kendisini çizgide tutmayı başaramayan Serdane taca çıkıyor. Ama etabı geçmeyi de beceriyor. Başardın işte ya, başardın ya, başardın ya. Hadi az kaldı az. Ailesinin desteğini bir an olsun kaybetmeyen Serdane zirve tırmanışına başlıyor. Serdane çöp sepetini tırmanıp asılı duran paleti almak zorunda. Çünkü diğer paleti kepçelerde bırakmıştı. Bunu da alamazsa su etabından geçmesi çok zor olacak. Az kaldı ya. Sakin ol sen. O işte bunları. Tamam yavaş yavaş aşın. Tamam. Hadi. Ne var onda ya? Ben okuyayım. Ya kiralı hiç heyecan yok. Az kaldırdın az. Tek paletle vanayı kapatacak olan Serdane bunu başarabilecek mi merakla bekliyoruz. Anne hemen sıkı tutun. Orada bu soluk lan. Soğukkanlı duruşuyla bulaşık süngerindeki yerini alan Serdane daha demir alamadan alabora oluyor. Bulaşık süngerinin üzerine devrilmesiyle zor anlar yaşayan Serdane biraz da su yutuyor anlaşılan. Bu nedenle de etabı tamamlayamıyor. Serdane'cim. Efendim Emre Hanım. Ne olsun ne yapalım? Kurtaramadık mutfağı. Evet senin kurduğun tuzaklardan dolayı mutfağın batıyor maalesef. Evet. Bir daha dikkatli olurum. Ne yapalım? İnşallah normal evinde bu kadar değildir efendim. Yok merak etme bu kadar değil. Olsun sen elinden gelen her şeyi çabayı sarf ettin. Evet. Ne yapalım bundan sonrasında artık sigorta karşılasın. Evet normal evinize çağırırsan gelirim valla. Tamam Serdane'cim. Hadi sana da büyük geçmişler olsun. Mobilyaları yeniden düzelsin artık. Düzelirim yeniden hazırlarım ben. Sen merak etme. O zaman hadi gel eski haline geri dönelim. Evet Emre Hanım geliyorum. Gel bakalım şöyle.
Ah Serdane, Serdane. Serdane, serdin bakıyorum. Serdirdiniz. Serdirdim mi? Evet. Ne yaptın? Ben Ebru Hanım'a çay içmeye, oturmaya gideyim diye bekliyorum. Ebru Hanım ne sürprizler hazırlıyor. Ha, gelen misafir artık gelmez. Ya sahi evet, mi? Benden büyük kepçeler var orada. Benim boyumdan büyük kepçeler var orada oraya. Ama ben... Alabildim de atlayabildim. Ayarı fazla mı kaçırdın? Evet. Ha? Çok küçük müsün? Kardeşim, sorkular, küçükler. Arzu, mutfağım. Mutfağım Arzu. Şöyle bir tanıştırayım önce sizi. Merhabalar, merhaba, merhaba. Nasıl, hızlı mısındır? Elin çabuk mudur? Evet, öyleyimdir yani diye umuyorum. Şimdiye kadar öyleydim de burada göstereceğim. Bakayım ne kadar hızlıyım. Bakalım sen küçülünce nasıl olacak durum farkı. Evet. Küçük olunca da el çabukluğu işe yarayacak mı? Ama evet, sen sportmen bir aileden geliyorsun. Evet, öyleyim. O yüzden ben yani çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ya ben de zorlanmıyorum. Alpin'in dağlarıyla başarılı hiç insanlarsınız. Alpin dağlarına hiç çıkan insanlarsınız. Ya, hiç problem yok. Hiçbir evet, endişem yok. Ha. O kadar. Halledeceğim. Mutfak bizim işimiz. Küçültüyorum seni. Hazır tamam, mısın? Tamam. Hazırım. Hazırım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama Arzu oldu mu şimdi? Mutfağa ayakkabıyla girmişsin. Daha yeni sildik buraları Arap sabunuyla. Başarılıydı, çok başarılıydı. Tam yerine düştün. Artık küçüksün, koca bir mutfaktasın. O sıcaklığı yanağında hissediyor musun? Evet, şurada bir dönem güzelim pizza var. Karnın aç mı? Ay çok açım. Yemek çok açsan o zaman ilk hedefim pizza. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hadi Arzu, hadi, hadi, hadi. Bugünkü menü yiyebildiğin kadar pizza artı sınırsız can yeleği. Anne koş. Anne koşsana. Koş, 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 koş. Aferin, 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 aferin sana. Sen bir tanesin. Arzu çok acıkmış. Baksanıza koşa koşa atladı pizzaya. İmkan olsa motorla gelecek. Arzu oldukça iddialı geldi. Karşısına çıkmak tehlikeli olabilir. Koşarak kızma. Aferin sana, aferin. Arzu fırın işlerinde oldukça marifetli çıktı. Bakalım az sonra hamur işlerinde de aynı başarıyı görebilecek miyiz? Ya deli kız aşağıda giyiyor. Şunu orada niye giyiyorsun? Arzu en zor pozisyondan bile sonuca ulaşmasını biliyor. Tam Karadeniz fırtınası. Eyvah, Arzu kaybolmuş. Tabii deminki voleden sonra rakip takım kaçırmış olabilir. Yok yok yok, buradaymış. Sadece küme düşmüş. Zaman geçiriyorsun, yürü bir taraftan, yürü. Bir yandan aile baskısı, diğer yandan un yağmuru Arzu'yu dize getiriyor. İşte unlu mamullerimizden bir tanesi. Unlu Arzu. Çok eğlenceli. Ne demişler? At bidenin, un akıtanın. Ay yanlışlıkla elimden kayıyor ya. Durduramıyorum. Bu un için bir kap versenize bana. Ah Ebru'cum, senin de elinin ayarı yok. Parmak kadar Arzu'ya bu kadar un konulur mu? Bak sertleşti işte. Sertleşen Arzu'nun içindeki canavar ortaya çıkıyor. Nasıl ya? Ay. İşte o, tamam. Buldu, buldu, buldu. Arzu eldiveni buldu bulmasına. Ama neredeyse bilincini kaybediyor. Devam. Ununu fazla kaçırdığımız Artvinli Arzu'muza bir ölçek süt ilave ediyoruz ki topaklanmasın. Tamam, ancak tertemiz oldun güzelim. Devam et, devam et. Okey, ben de savaşalım o zaman. Bakın, sütünü koyar koymaz Arzu kıvamını buluyor ve yok, kabarmaya yok başlıyor. Ama ben bu yeleklerle hareket edemiyorum.
birlikte terbiye ettiğimiz arzumuzu hemen orta boy bir kepçeye alıyoruz. Aferin kız. Aman sarıl sarıl aman. Aferin. Çok iyisin be. Aferin. Dağlarda mı geziyorsun kızım sen? Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Arzu'nun buradaki görevi patates ezicisinde asılı duran paleti almak. Daha sonra bu paletle vanayı kapatabilmek için lavabo sahillerinde kulaç atacak. Oh! Atıyorum. Ebru'nun. Attın mı? Çabuk su akıyor lan. Mutfak battı kızım haydi. Arzu ailesi tarafından süre konusunda uyarılıyor. Zaman hızla ilerliyor Arzu, daha çabuk olmalısın. Dağlar kızı Arzu görüyor musun? Sana yedirdiğim ekmekler helal olsun. Yediği ekmeğin hakkını veren Arzu yeni bir mutfak macerasına doğru koşuyor. Bir gece önceden hazırlayıp beklettiğimiz bolognese soslu makarnamıza bir ölçek unlu Arzu ilave etmeye çalışacağız. Geçtim yani, önemli değil. Vallahi bence de önemli değil Mehmetciğim. Nasıl olsa düşen Arzu. Bizlik bir şey yok. Durum anlattığım değil. Ne? Filo'ya doğru gidiyorsun Arzu. Anne haydi. Anne. Artvin dağlarından tırmanışa alışık olan Arzu şimdi de çöp sepeti zirvesi yapmaya çalışıyor. Sepetin hemen üzerinde bir palet daha var. Onu alması gerekiyor. Çöp sepeti ipek ot. Zaman geçiyor kadın. Kızıyorum ama. Dağcılar gibi kazaların çoğu çıkarken değil inerken meydana gelir. Hayır. Anne şık. O nedenle Arzu çok dikkatli davranıyor. Hadi çabuk da, hadi Arzu. Arzu şimdi işin en can alıcı noktasına geldi. Patlayan burnun vanasını kapatacak. Arzu kıvrak Karadeniz zekasının güzel bir örneğini sergiliyor hadi, bize. Hadi. Bu hareketiyle de eşinin takdirini kazanıyor. Bravo. Atken zıpla oraya. Çıkma atla oraya. Karadeniz'in azgın sularında yetişen Arzu için bu lavabo çocuk oyuncağı olmalı. Ama o vanayı hemen kapatmazsa mutfak İstanbul boğazına dönebilir ha. Törenle suya indirdiğimiz Arzu tam yol vanaya gidiyor. Arzu sat komandosu gibi hem karada hem suda oldukça etkili. Çırp ayaklarını, çırp ayaklarını. Hadi biraz, biraz daha köpürtelim şu suyu, köpürtelim suyu. Kapat kaldı, nereye gittiğini gör Arzu, nereye gittiğini gör. Süngeri su alan Arzu kaptan son olarak süngerini terk ediyor. Süngerin üstüne çıkma Arzu. Hadi Arzu. Çaşını kapat artık. Kalk şunu. Çevir artık. Çevir. Titiz bir ev hanımı olan Arzu. Önce ortalığı bir toplayayım. Belki misafir gelir diyor ve demir alıyor. Hadi çevirsene. Yukarıda bana. Bana indirsene Arzu. İndir şunu. Süper. Yok. Yüreğime indirdin. Becerdim. Oralara kadar geldin geldin. En sonunda vanayı kapatmayacaksın sandım. Yüreğime iniyordu. Kapatmadım ben buraya kadar gelmişken. İyi yaptın. Çok teşekkür ederim. Nasıldın? Mükemmel. Ama sırılsın lan. Korktun bana bir şey olur diye. Ne oldu? Üzüldü de. Üzüldün mü? Hasan annesinin performansını pek beğenmemiş anlaşılan. Küs müsün? Küs müsün? Körüm değil mi? Vanayı görmedim diye mi? O yüzden mi oğlum? Başka ne için olacak ki? Aa yapma Hasan. Bak annen senin için ne zorluklara katlandı. Beni sevmiyor musun? Bugün. Siz de yarışacaksınız.
Sizi de göreceğim. Bugün. Evet bugün. Evet. Bakalım nasıl oluyormuş televizyon kayısından izlemek. Bakalım kör mü olacağım? Göreceğiz. Bakacağım göreceğiz. Kör de. Kör, kör de. Vanayı görmedim diyor. Arkasını diyorum diyor. Babam Atakan diyor. Yanına duymadım. Evet anneciğim, Vanayı bulamadım. Doğru diyorsun ama sonuçta elimden gelen en iyisini yaptım. Değil mi anneciğim? Kötüsünü mü yaptım? Bir dahakine daha iyisini yapacağım, tamam mı? Bir dahakine daha iyisini. Hadi tamam, öpüşelim. Hadi. Hadi bakalım. Hasan bayram değil, seyran değil, yeter bu kadar öpüşmek diyor ve olaya son noktayı koyuyor. Annelerimiz mutfakta maharetlerini gösterdiler. Etap sonunda sarı takım Aydınlıoğulları en iyi süreyi yaparak iki düğme aldı. Kırmızı takım Ertoplar ikinci olarak üç düğme alırken Mavili Mutlu ailesi Serdane'nin etabı bırakması sonucu 5 düğme aldı. Az düğme alanın avantajlı olduğu ekstra ekstra small'da mutfak etabı sonunda Aydınlıoğulları ve Ertokların 5'er düğmesi, Mutlu ailesinin ise 9 düğmesi var. Çamaşır makinesindeki mücadelenin kaderini çocukların performansı belirleyecek. Anneler babalar görevlerini tamamladılar. Şimdi sıra çocuklarda. Bakın onların başına neler gelecek. Ebru'nun minik kızı Duru'nun odası panayır geri gibi. Üstelik ventilatör açık kalmış ve kıvılcımlar çıkartıyor. Çocuklar bu zorlu göreve araba yıkama istasyonundan köpürerek başlayacaklar. Ortalıkta bırakılmış minik yastığı geçtikten sonra oyuncak askerlerin içinden ilerleyerek nefis bir jöle tatlısına ulaşacaklar. Ardından durumun bir klasik olmuş ayakkabılarına tırmanıp Karabaş'ın mama kabından dengeli bir geçiş yapmak zorundalar. Son olarak satranç tahtası üzerinden hafif esintili bir geziyle ventilatöre ulaşıp onu kapatmaları gerekiyor. Çocuklar nasılsınız? İyiyiz. Beraber oyunlar oynuyorsunuz. Evet. Neler oynarsınız? Saklambaç oynuyoruz. Başka dışarıda iştap oynuyoruz. Bazen dövüşüyoruz. Bak omuzun ağrıyor. Şey burada koltuk var, geliyor. Buradan tutuyor, yere yapıştırıyor koltuğa. Ah. Ne diyorsun? Oo. Bir de burası olarak ağzını vuruyor. Niye susturuyorsun? Ha? Söylettiriyorsun. Susturuyorum evet. Ha? Hep sana karışır mı Atakan böyle? Evet, diyor. Evet. Sen dinliyor musun? Dinlemiyorum. Sen çok elastiksin. Bu işe yarayacak mısın bu şeyde evde acaba? Belli olmaz. Oraya bir de bacak açıyordu. Ama burası ısınınca bacak açıyor. Isınınca bacak açıyor. Pantolon ısınır. Peki Arjantin'i sevdiniz mi? Evet. Ne değişik geldi size? Abi blö 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 bir şeyler diyorlar anlamıyorum. Şu askerler ne yapıyor? Askerler, oyunlar, küçük oyuncak askerler işte. Biz aslında onun kadar olacağız işte. Evet işte onlar kadar olacaksınız. Ebru'nun evi felç. Benim evi felç ama ben size güveniyorum. Siz bayağı hareketlisiniz. Karate de seviyormuşsunuz. Evet. He? Bu karateye gidiyorum. Sen karateye gidiyorsun. Bak sarılıyorum ayağını... Bak sarılıyorum abime, ayağımı diğer ayağını bir ileri doğru itiyorum, yere düşüyor. O, onu ben yapıyorum biz karatede. Hadi yap. Böyle. Hadi. Böyle. Ya benim bunu yapmama gerek yok. Neden biliyor musun? Birazdan daha beterini yapacağım. Şimdi esas hareketi siz göreceksiniz, karate hareketini. Çünkü sizi küçülteceğim. Ya işte küçülme zamanı geldi. Küçüğüz diyorsanız yanılıyorsunuz. Küçüğün de küçüğü olur. Bakalım nasıl olur. Hazır mısınız? Evet. Karadeniz fırtınası ne olmaz? Küçülmez. Ne olmaz? Küçülmez. Başlıyoruz. Şunu askerler ne yapıyorsunuz bakalım orada? Uyuyoruz. Ben sizi oraya uyumaya mı gönderdim? Göreviniz var. Ama önce bir oradan bana küçülmüşken bir yetenek yapar mısın?
Hadi bakalım, büyük bir görev sizi bekliyor. Benim afacan odayı çok dağıtmış. 3-2-1 ile başla, tamam mı? Evet, 3-2-1 ile başlayacaksınız. Ama önce bir şey yapacağız. Şöyle bir kalkın bakalım, şöyle bir dikilin bakalım. Ha, oda güzel mi? Yes. Ha, ne kadar küçük bu kurşun askerler diyordun. Bak bakalım o kadar küçük müymüş. Adı kadar dur. Şu askerlere yeterini göster. Orada ayakta durmak zor. Hadi çocuklar aşağıya inin. Ha, askeri gördün mü askeri Hasan? Hayır. Ha, askeri görüyor musun? Görüyorum. Onu bir yeteneğini, bir yeteneğini göster bakayım ona. Göster şu yeteneği, koksunlar senden. Ben sizi çok hazır buldum. Başlatıyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Elastik Atakan ve Binbir Surat Hasan yolculuğa araba yıkama istasyonundan başlıyor. Fakat Hasan hemen yoruluyor ve oturup dinleniyor bir süre. Aydınlıoğlu ailesinin afacanları istasyona çıkışta bazı küçük zorluklar yaşadılar. Murat gelin damda toplayamadı. Liralar döküldü toplayamadı. Liralar döküldü toplayamadı. Çocuklar minik olmanın sızısını tam pansiyonu yaşadıktan sonra Atakan başarılı bir hamleyle yolu yarılıyor. Çıkarsın oğlum, çek kendini yukarı, hadi çek. Biraz. Atakan zirvede yalnız kalmak istemiyor. Hasan'ı bekle, Hasan'ı bekle oğlum. Bak hiç söz dinliyorlar. Atakan köpükleri görmenin coşkusuyla öz kardeşi Hasan'ı unutuyor yokuşta. Oynamayın. Afacanlar yokuşta çok patinaj yapınca arabalar köpük altında kalmış. Kazaya sebep olur şimdi bunlar. Evet dedim. Fakat Hasan'ın gülüşüne bakılırsa bu çocukta trafik canavarı potansiyeli apaçık ortada. Trafik canavarımız arabasına ısınamadı henüz. Atakan ve Hasan yastığı aşarak oyuncak askerlerin içinden jöle kabına doğru ilerleyecekler. Hasan oyuncak askerlerin gölüne indi. Hadi Atakan bekle kardeşini. Hasan'ın yardımlarına müteşekkir olan Atakan kardeşinin ayağına kapanıyor. Aferin size. Yeşil göl derin değil fakat biraz bataklık olmuş. Aman aman sinek de yapar şimdi orası. Tank ateşle kendini siper eden oyuncak asker yıkılıyor. Fakat Atakan hemen elindeki puzzle'la ilk müdahaleyi yapıyor oyuncak askere. İşte tatlı zamanı. Artvinli Aydınlıoğulları şimdi jöle içinde eldiven avına başlıyorlar. Söz konusu şeker olunca çocukların yaklaşımı çok direkt oluyor malum. Çok güzel kirazlar var o jölenin içinde. Çocuklar kirazlı jöleyi çok beğendiler. Hasansa özellikle kirazın hastası olmuş, baksanıza. Sürpriz yumurtaların içinde eldivenleriniz var, onları almanız gerekiyor. Ağır tankçı ateşi altında 4 tane eldiven bulmaları gerekiyor. Açtığınız yumurtaları dışarı atın, içinde eldiven yoksa sonra kafanızı karıştırmasın. Kiraz seviyordunuz değil mi? Kiraz hiç sevmem. Olmayanı dışarı at Atakan. Bakın bakın Atakan askerlikten firar etmeye çalışıyor galiba. Atakan buldunuz mu eldivenleri? Şöyle haydi. Atacağım. Hadi. Ha, tamam bir tane buldum işte. Hah, ilk eldiven bulundu, gerisi gelir artık. Koşları dışarı atın. Hasan da biraz hırslı gördü. Abi nereye çıktı? Yok mu? Vardır, mutlaka vardır oralarda bir yerde de, iyice bak. Bir tane daha alalım. Dolun. Hadi acele edin, boş olanlar dışarı atın. Hadi Hasan şu sağ eli de bulursan tamam işte. Buldum. Buldu galiba. Yumurta buldum ama. Yumurta mı buldun?
aç paketini. Aç etti. Buldum buldum derken tank topunu buluyor Hasan. Seni öldüreceğim. Top kafama geldi. Vallahi çocuklar bunu benim suçum. Oyuncak bozulmuş galiba. Aa, Allah. Bak. Oğlum arasanız da şunu kenar köşeye bakın. Ay dikkat kafama geliyor. Aa buldum. İşte bu. Son eldiven de bulundu. Şimdi Jöle'den paçayı kurtarabilirlerse Ebru'nun kızı Duru'nun ayakkabılarına doğru bir yolculuk bekliyor afacanları. Ayaklar mı çıkar? Ayaklar mı çıkar? Ebru da Jöle'yi epey kıvamlı yapmış. Diğer ayak mı çıkar? Çıkar. Allah'ım ya. Jöleli Aydınlıoğlu biraderler karşınızda. Gel. Sen tut. Atakan yardım et. Yardım et oğlum. Şimdi afacanlardan birinin ayakkabının üstüne çıkması gerekiyor. Evde Atakan tarafından ezilen Hasan için intikam anı geldi galiba. Baksanıza yaylanıyor abisinin üstünde. Bacıya tutun Hasan. Anlaşılan Hasan'ın mimik dışında da bir şeyler yapması. Mesela spor yapması gerekiyor. İşin böyle olmayacağını anlayan Atakan kenardaki minik tenis toplarını kullanmaya karar veriyor. Aferin, tenis topunu aldınız. Süper. Hadi çok az kaldı bebeğim, hadi. Kaçır mı? Hasan, biraz yardım et abine ya. Hadi Hasan, aferin sana. Aferin sana oğlum, aferin. Atakan iyi bir buluş yaptı ha. Yoksa şu an üstünde zıplanan kendisi olacaktı. Çocuklar hızı artırdılar. Yürüyün. Bravo. Dayanın, dayanın, dayanın. Bakalım Jöle'de kaybettikleri zamanı karabaşın mamasından geçerken telafi edebilecekler mi? Ancak bana geldiniz oğlum, ancak açıldılar. Hadi oğlum. Hadi anneciğim, hadi. Oo, Hasan müthiş başarılı ha. Seri bir geçiş yapıyor. Hadi Atakan. Haydi Atakan, sen de. Kemin oğlu herhalde geçecek, benim oğlum be. Koşak, hiçbir şey görmedim. Afacanlar Karadeniz dereleri geçer gibi rahat geçtiler kemikler. Bravo. Şimdi son bir görev kaldı. Vantilatörü kapatmaya geldi sıra. Vantilatörün kapama ipi yüksek olduğundan bu lob keklerden yükseklik yapacaklar kendilerine. Hadi nerede Karadeniz fırtınalar, nerede oldu? Fırtınalar dayandı rüzgara vantilatörü. Hiç yüklenme çocuklara Mehmetciğim. Bizim bu vantilatörün fırtınası Karadeniz fırtınasından aşağı değil. İnan bana. Bak üstelik düşen denize düşmüyor ki. Tahtaya düşüyor. Tutuşuyor. Tutuşuyor çocuklar. Hadi hadi çabuk olun. Bu arada bizim afacanlar satrancı da iyi ezber ettiler hani. Hadi çok az kaldı. Hadi, hadi. Geldiniz işte bitiyor işte bu. Atakan vantilatöre ulaşıyor fakat Alamancı gibi kardeşini de aldırmaya çalışıyor yanına. Çık oğlum şuna. Hasan. Atakan hocam. Hadi Aydınlıoğulları süreden dolayı çok mutlu görünmüyor. Ayağa kalkacak haliniz kalmadı galiba çocuklar. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hazırsanız büyüyoruz. Hadi büyütüyorum sizi. Gelin bakayım şöyle. Şurada. Ah,
Nasıl? Şurası çok kötü. Burası mı çok kötü? Jöle, en çok sinirlendim jöle. Kirazları mı çoktu o yüzden? Neden? Çok şeydi ya. Çıkarıyorum çıkmıyor. Ayağımı kaldıramıyorum yerimde. Ya biraz kirazı herhalde boğuldu o yüzden oldu. Ben ne bileyim ben. Ya da şekerini fazla kaçırdım ben bu jölenin. Sonra. Dedim tam kafama geldi ya. Hop evet. Ya benim afacanın topları var. Şu tanktan tam geliyor. Ha. Gıcık oluyor. Ya ben de ona gıcık oluyorum. Hakikaten senin gibi. Ben de senin. Onun vücut sağ solu belli olmuyor. Kafanıza geldi mi onlardan? Geldi. Ben yani. Jöle de geldi benim kafama. Jöle mi? Evet. İçine girdim de ellerim bağlı, kollarım bağlı. Kafama getiremiyorum. Dikkat kafama geldi. Ha şuradan düşmüştüm ha. Orada da geldi kafama. Ben olmasam sana hiçbir şey yapamaz. Rica toplarız. Rakiplerimizi kızartırız. Şey var ya, senden küçük değil mi? Evet. Kaç yaş var aranızda? Bir yaş var. Bir yaş var mı sanki? Şey var, sizi sevmiyor ondan. Bir iki evet. Yaş uzun gibi duruyor. Siz kuzensiniz bakalım. Benim de bir kuzenim var. Kuzenimle o kadar iyi anlaşırız ki kardeş gibiyizdir. Peki sizde nasıl durum? Biraz kötü. Bazen kavga ediyoruz. Kavga mı ediyorsunuz? Anlaşmazlıklar çıkıyor. Ay bu anlaşmazlıkları çok merak ediyorum ben. Aranızda ne gibi anlaşmazlıklar oluyor? Hadi bakalım anlasın bana. Bazen o kitap okumak istiyor. Kitap okumak ben istiyor. Ben başka... sosyal faaliyetlerle uğraşmak istiyorum. Ne gibi sosyal faaliyetler? Bazen gitar çalmak istiyorum, bazen bisiklete binmek istiyorum. Gitar çalıyorsun. Ne evet. Kadar güzel. Sen de gitar çalıyor musun? Evet. İkiniz beraber gitar çalıyorsunuz. Aa! İşte benim gitarım geldi. Şöyle buyurun bakalım. Alayım ikiniz birden tutun çalın. Peki böyle beraber provalar falan yapıyor musunuz? Evet, kimden öğrendiniz? Gitar kursuna gidiyorduk. Biraz da annem öğretmişti. Benim ufaklığın odasında yapmadığınız kadar sıçrayacak, hoplamadığınız kadar hoplayacak, koşmadığınız kadar koşacaksınız. Eğleneceksiniz. Fakat bu arada sadece eğlenmek için sizi küçültmeyeceğim. Bazı problemlerimiz var. Onları çözmemiz gerekiyor değil mi? Çünkü babanız birinci oldu, anneniz ikinci oldu. Siz de sırayı takip edip sakın üçüncü olmaya kalkmayın. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mısınız? Evet. Alayım o zaman gitarı. Evet, şimdi küçülme zamanı. Parmak çocuklar, orada mısınız? Ya çocukları küçültünce çok küçülüyorlar. Bana birisi büyüleç getirsin. Şöyle bir bakın bakalım nereye düşmüşsünüz? İnanmıyorum. Nasıl, Nisu? Ha? Çocuk olmuşuz. Nasıl yaptın? Nasıl oda? Çok büyük. Oda çok büyük değil. Siz çok küçüksünüz. Olamaz. Ventilatör geliyor mu esinti oraya kadar? Evet. O başımıza çok iş açıyor. Nisu, işte başımıza iş açan o ventilatör. Onu durdurmanız lazım. Durduracağız o ventilatörü. Size güveniyorum. Hadi göreyim kızlar sizi. Hadi başlayın bakalım. Ertopların afacanları Nisu ve Şevval yola koyuluyor. Düğme durumları şu anda Karadeniz'de Aydınlı oğullarıyla eşit durumda. Ertoplar rampada takılıyor. Hadi Şevval, Nisu hadi. Hadi Nisu. İnanmıyorum. Sporcu olan Nisu'ydu fakat Şevval başlangıçta daha cevval çıkıyor. Nisu ne demişler? Trafik işaret ve işaretçilerine uyalım. Bu da sana küçük bir uyarı olsun işte. Elimi. İkinci rampa seferi Şevval'den gelen kol yardımıyla başarılı sonuçlanıyor neyse ki. Sakın düşme. Sakın düşme. Çabuk çabuk tut elimi. Şimdi Ertok kızları köpüklü yıkamada pırıl pırıl olmuş araçlarını bulabilirlerse dokuş aşağı inişlerini gerçekleştirecekler. Şevval yine liderliği kaptırmıyor. Yıllardır bahsi geçen yastık altı birikimler işte burada ortaya çıkıyor. Ya ben de nedir bu yastık altı diyordum. Ha şimdi anladım. Şevval ve Nisu normalde hop hop çevirdikleri bu yumuşacık yastığın diğer tarafına geçmeye çalışacaklar. Tamam Nisu tut şimdi ipi çek. İpi tutun yavrum çabuk çabuk çabuk.
Çabuk yüzünü tutun. Haydi bebeğim. Çıkabilirsiniz. Sana güveniyorum. Şevval zirveye vardı. Fakat neyi suyu alamadı yanına. Kuzenler taklaya geliyorlar. Uzun uğraşlar sonucu geçebildikleri yastığın ardından tanıdık bir lezzet olan kirazlı jöleye geliyor sıra. Ha bu arada tank ateşi yine faal, haberiniz olsun. Ay işte benim jölem, işte kirazlı jölem. Ama kirazları eksik kalmış, biraz kiraz ilave etmek lazım. Evet, kiraz ilave ediyoruz. Jölenin içinden 4 tane eldiven bulmaları gerekiyor. Eldivenler yumurtaların içinde saklı. Ertoklar jölenin içini kreşe çevirdiler bu arada. Siz onlara bakarken bu arada ben de kirazlarımı ilave edeyim. Ben bulayım, sen tak. Konuşacağım. Vitamin lazım size, güçlenmeniz lazım. Şevval eldivenin birini buluyor. Bu curcuna da onu dağıtmadı dışarı iyi ki. Çocuklar bir eldiven daha buluyor. Fakat bu arada Nisu isabet alıyor. Kaç tane, bir tane değil mi? Bu benim. Bunu açar mısın? Hadi çabuk giyin, çabuk giyin, bravo hadi. Hadi. Tamam mı yaşıyorsunuz, hadi ne olur. Berbat. Şevval jöleye berbat deyince bizim hassas ruhlu tankçımız alınıyor ve gereken cevabı gönderiyor hemen. Görünen o ki Nisu jöleye bayıldı. Çıkmak istemiyor içinde. Neyse ki kuzeni Şevval Nisu'yu tatlı krizinden çeke çeke çıkartıyor. Şimdi afacanlar ayakkabı kayalıklarına tırmanacak. Şevval çok başarılı. Nisu'nun sadece psikolojik desteğiyle tırmanıyor ayakkabıyı. Hadi bebeğim. Şevval hadi. Şimdi aldıkları büyük kübü kullanarak Karabaş'ın mama kabına çıkacaklar. Haydi kızlar. Bravo hadi. Haydi. Nisu. Nisu. Yok Şevval çok yavaş. Şevval işte bu. Şevval lob kek kapma konusunda tecrübeli çıkıyor. Ne yaptı? Etti, lob keki kaptı. Hadi yürü. Çık. Neyse çıktın çıktın. Çıkmadın çok feci olacak. Şevval Nisu'ya baskıyı artırıyor. Karabaş gelmeden oradan gitmek istiyor benim. Yok Nisu korkma. Korkma Nisu korkma. Koş koş koş. Koş koş. Koş koş. Hadi kızım. Bravo. Nisu. Eyvah. Nisu mamaya garnitür oldu. Aman fazla takılma orada. Karabaş gelirse maazallah yem olursun. Şevval yavaştan Yılmaz Vural olmaya mı başladı ne? Hayır o değil, kontrolü kaybedip bana da dalmasından korkuyorum. Belki bu boyalar Şevval'i biraz serinletir ve sakinleştirir. Ertoklar son göreve başlıyor. Haydi kızlar! Haydi kızlar! Ortalık yanmadan vantilatörü kapatmaları gerekiyor biliyorsunuz. Hah, en azından Nisu ve Şevval burada uyum içindeler. İkisi de kayıyor. Bu arada Nisu Şevval'e yol veriyor. Şevval iadeli taahhütlü mektup gibi çıkış yerine döndürülüyor. Kızlar bu kez kararlı. Fakat şiddetli Poyraz onları bu kararlarından döndürüyor. Ya koş, koş bonbonları al. Koş bonbonları al. Şimdi ne olursa.
Şevval vantilatöre ulaşıyor. Nesu'yu da çeke çeke yanına alıyor. Hadi Vural hocam, hadi. Aman ben de kaptırdım kendimi. Hoca nereden çıktı ya? Ve Nesu görevi tamamlıyor. Aman hoca gelmeden bitti şu iş. Bravo, bravo, bravo. Of ya, ne yapıyorsun? Bravo sen bize. Çok dağınık bir oda. Çok yoruldum. Çocuk olmak çok kötü. Çok zor. Daha senin evine de gelmeyeceğim. Yapacağım, sen bizim köye geleceksin. Evet. Bu sefer sen temizleyeceksin. Rolleri değiştirelim bakalım nasıl oluyor. Geçmiş olsun size. Artık diğer yerleri biz alalım. Siz toplarsınız. Arabada oturamadım. Bastım yanlış kılçdirseğimle. Bu uçtu, ben geç kaldım. Ya ben bağırıyorum. Şevval kaldım burada diyorum. Şevval hızlı gitti ya. Biz her zaman ne diyoruz? Bizler toplarız. Rakiplerimizi kızartırız. Kazanmak mutluluksa... Biz zaten mutluyuz. Mutlu ailesinin yakışıklı delikanlıları. Göreviniz bayağı zor. Evet. Serdar'cığım mutfağımı kurtaramadı. Babamız da birinci olamadı. Ne oldu? Bütün yük omuzlarınızda mı şimdi? Evet. Ha? Ne diyorsun Serhat'cığım? Bütün yük bize düştü. Yenmek zorundayız. Kazanmak zorundayız. Ben size güveniyorum. Aileniz de size güveniyor. Size bayağı zor iş düşüyor ama hadi bakalım çocuklar. Siz hazırsanız başlayalım. Küçük çocukları küçülttükçe de iyice bir küçülüyorlar. Göremiyorum. Bakayım. Keyfiniz yerinde mi? Yerinde. Hiç böyle büyük bir oda görmüş müydünüz? Hayır. Ama siz sanki böyle çok korkmuş, biz burada kalalım bir işte kıpırdamayalım gibi bir ifade var suratınızda. Bakayım öyle mi? Evet. Hayır. Çok yakın görüyorum, öyle gibi geliyor bana. Kenara düştüğümüz için. Öyle gibi oluyor. Geliyor bana. Sonra görürüz ha? Onu. Öyle mi? Evet. Peki. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi o zaman geri saymaya başlıyorum. Başlayın. 3, 2, 1 başla. Mutlu ailesinin çocukları Serhat ve Serdar'ın işi zor. Malum baba Selahattin sonuncu olmuştu. Serdane de mutfakta yarışı bırakınca şu anda Arjantin'de tuhafiye dükkanı açacak kadar büyümek. Panik yapma da koşun. Ya çok keyifli. Serhat 13 yaşında fakat oldukça gelişkin bir fiziği var. Belki mutlu ailesi onun sayesinde büyüme farklarını azaltabilir. Serdar halinden çok memnun. Fakat abisi Serhat da bir o kadar endişeli. Tut ipten, at kendini yukarı. Çek ipten, yürü. Hadi gülme. Gülme. Serdar gülme bak. Teferi. Serdar bana bir yerden tanıdık gelmişti zaten. Ha? Mesele anlaşıldı. Yürü çek kendini. Oğlum sen erkek bir erkeğine. Mutlu ailesinin delikanlıları güzel ortam yaptılar kendilerine. Ah, gel keyfim gel. Hadi gel. Hadi abi. Bas. Dikkat et. Serhat ve Serdar henüz yarışmanın başında şekilden şekile giriyorlar. Sırada kirazlı jöle var. Fakat altta tank ateşi, üstte Ebru'nun minik kirazları olunca insan ne yediğini anlamıyor haliyle. Ha Serdar nerede sahip? Dayı niye açıyorsun ya? Ha buradaymış. Saklanma Serdar. Bizim tankın topları güdümlü. Nereye girsen bulurlar seni. Çocuklar jöleden 4 tane eldiven bulacaklar. Tabii tanktan toptan fırsat bulabilirlerse. Bak buldum abi. Ya bunları. Buldum abi. Tak. Bir tane buldum ben kendime. Abinin de bulması tamam. Lazım. Senin bu tarafın ya. Hızlı ol hızlı. Buldum herhalde. Buldun mu? Buldum. Aferin bak buldum. Aferin sana. Burası zaten karışmış çok ya. Ben de buldum. Hadi 3 tane kaldı. Hadi abi. Burada bir tane var. Bak içine bak hadi. İki tane buldun sen. Evet. Anne bir tane serdarım kalmış. Anne oğlum benim.
Ah be Serhat, onu yapmasaydın. Daha çok hedef olursun, bak söyleyeyim. Serdar gel. Buldun mu? Hayır. Madem bulmadın, çocuğu niye çağırıyorsun Serhat? Arkanda buldum Sergi. Buldun mu? Yok ya. Serhat ve Serdar üç eldiveni hemen buldu. Fakat son eldiveni bulamıyorlar. Ebru abla, söyle Serhat'ım. Dur abi, o. Ya burada kim yaşıyor ya? Benim apacanın odası. O sürpriz yumurtanın kabuklarını dışarı atarsanız tekrar tekrar elinize karışmaz. Evet, boşları Serhat önce bir daha bulmayın Serhat Bey. Oğlum boşları sen atıyorsunuz boşları. Anne diyor. Al. Ve Serhat son yumurtayı da buluyor. Zaten yumurta da kapıya dayanmış da hani. Ya gülme çocuk. Gülay sen oyun olasın bir şişip ol. Hadi biraz. Mutlular ayakkabıyı seri şekilde geçtikten sonra şimdi sıra Karabaş'ın mamasını geçmeye geliyor. Hadi yürü. Yürü hep hızlı. Hadi. Atla. Hop. Serdar gerçekten çok başarılı bir geçiş yaparak bir seferde lop keki kapıyor. Fakat kademeli inişte oldukça yıpranıyor. Bakıyorum annemizin uyarısıyla gülmeyi de bırakmışız bu arada. Aman ya, karabaşın kemiğinde bir şey olmasın, çok bozulur. Olsun bir sene ya. Abi hadi sırasına gel, koş. Koş. Abi. Serhat, Serdar kadar başarılı değil. Kemik hareketlenince garnitür olarak mamaya ilave oluyor. Abi bunu al. Gider ayak Ebru'nun boya kabını da deviriyor. Hayır, boya bir şey değil de satranç tahtasında ayaklar kayıyor burada ıslandıkları için. O kötü. Mutlular yeniçeri gibi kararlı adımlarla ilerliyorlar. Süreleri de gayet iyi. Mutlu ailesi ilk birinciliğine gidiyor galiba. Serdar abi. Hadi Serhat, bırak şimdi ısınma hareketlerini ya. Zaman geçiyor. Şimdi iyice ısınmışsındır. Kapatırsın artık ventilatörü. Serhat yine emin adımlarla yaklaşıyor. Fakat yine kardeşine baka baka dönüyor geri. Serhat'ın kendinden emin adımlarını göremiyoruz artık. Tabii yıldı çocuk. O eski halimden eser yok şimdi. Ah be çocuklar, yaktınız ortalığı, hadi ama. Bu kez Serdar önce yerleşti. Bakalım faydası olacak mı? Serhat çek, çek, çek Serhat, çek, çek, çek. Evet, taktik tutuyor ve mutlular ventilatörü susturmayı başarıyor. Neyse, çok teşekkür ederim ya. Durun odasını kurtardınız mahvolmaktan. Satranç oynar mısınız hiç? Arada sırada oynarız ama böyle oynamayız. Çocuklar ventilatörü kapatabilmek için canla başla çalıştılar. Etap sonunda mutlu ailesinin çocukları anne babalarının performansına inat birinci olarak iki düğme aldılar. Kırmızı takım Ertokların çocukları ise ikinci olarak üç düğme aldılar. Ventilatörün rüzgarıyla baş edemeyen Karadeniz Fırtınası Aydınlıoğulları ise etabı sonuncu bitirerek dört düğme aldılar. Toplamda ise kırmızı aile Ertoklar 8 düğme alırken sarı takım Aydınlıoğulları 9, mavi takım mutlu ailesi 11 düğme topladılar. Bakalım çamaşır makinesinde bizi nasıl bir macera bekliyor? Bu durumda en avantajlı Ertok ailesi gibi gözüküyor çünkü az düğmesi var. Az düğme daha az enerji sarfiyatı, çok düğme çok enerji harcamak anlamına geliyor. Ama bu bir avantaj, ama herkesin eşit şansı var. Kim düğmeleri daha çabuk toparlarsa tatile o ailemiz gidiyor. Evet.
Ekstra Ekstra Small'un final etabında 3 aile hep beraber yarışıyor. Babalar çamaşır makinesinin içinde bir sağa bir sola çalkalanırken şu ana kadar kazandıkları düğmeleri toplamaya çalışacaklar. Topladıkları düğmeleri bir an önce eşlerine iletecekler. Anneler de bu düğmeleri çocuklarına iletecek. Her takım toplaması gereken tüm düğmeleri topladıktan sonra çamaşır makinesini durduran düğmeye basacak ve Euro Disney'e gidecek aile belirlenmiş olacak. Evet, yavaş yavaş maceranın sonuna doğru geliyoruz. Final kısmındayız. Çok heyecanlı bir yer çünkü burada ailece yarışacaksınız. Bu sefer teker teker değil, ailece bir aradasınız. Çamaşır makinesinde herkes kendi rengindeki düğmeyi toparlayacak. E tabii ki bu kolay olmayacak. Çünkü benim çamaşır makinem biraz eski model. Merdaneli şöyle. Tabir sola bir İçinde de siz olacaksınız. Kendi renginizdeki düğmeleri toplayıp bir an evvel eşlerinizin sarkıttığı filelere koyacaksınız. Onlar da yukarı. En çabuk kim toplarsa. Tabii ki ben. İddialı mısınız? Çok. Evet, Euro Disney'e biz gideceğiz. Eyfel'e biz tırmanacağız. Şanzelize'de biz gezeceğiz. Alpacık vaatleri bol keseden sallıyor. Yakında seçim var anlaşılan. O kadar iddialıyız. O kadar iddialıyız. Ooo, size kaç düğme var? 8 düğme var. 8 düğme ya. 8 düğme olunca insan biraz daha rahat koşuyor, evet, değil mi Selahattin abi? Sana bak, Serdane yaktı seni. Ama yine şansın var. Evet. Eğer hızlı olursan ha 9 ha 8 ha 11 canım ama 2 tane değil fazla. Burada bütün iş babalara düşüyor. O yüzden burada herkesin şansı eşit bana. Ben yavaş yavaş sizi küçültüp makineye göndereceğim. O zaman elimizin ölçüsü tam değil herhalde. Fazla küçültmeyin de yarışabilelim bir şeylere. Düğmeleri. Evet, çok fazla küçülmek istemiyorum. Hadi babalar, göreyim sizi. Evet anladım. Kaç düğmeydi? 8 düğme. 8 düğme. Hadi bakalım. Evet. Küçülüyoruz. Hayır. Evet. Şimdi de Mehmet, sıra sende. Hadi bakalım. Yavaş yavaş makineye yaklaşıyoruz. Bak çok şey yaptınız. Benim aslında hızlı olmam lazım çünkü 9 düğüm var. 9 düğüm var. Bir an önce atlamam lazım. Bir an önce atlaman lazım. Neredeyse ben küçültmeden sen gireceksin. Hazırım, hazırım. Önce sen giriyorsun, ardından sana da 9 düğmeni göndereceğim. Selahattin abi, küçülecek misin? Yoksa kalayım ben oradan, bak çok çığlıklar geliyor sesler. Hepsi giderken de çok büyük çığlık attı. Olay içinde korku gibi bir olay yok. En azından biz mutluyuz ve Beşiktaş'tayız. Ah, ya diyorsun ki ben korkmam. Bu cesareti ve 11 düğmesiyle Selahattin Osmanlı paşalarını hatırlatıyor. Hadi o zaman senin de makinenin başını alıyorum. Kazak bir Türk erkeği olduğu için Selahattin çamaşır makinesine yabancı tabii. Biraz zorlanıyor. Evet. İyisin değil mi? İyiyim. Balık mı? Tamam, dikkat ediyorum. Ayarı kaçırmıyoruz. %5. Peki. Orada çok iyi görünüyorsunuz. Keyfiniz yerinde galiba. Selahattin abi hazır oradayken o makineyle de ilgilen, bir boşaltma sisteminde de bir problem var galiba. Da mı çıkalım? Uzanmışım kumsala. Hepinizi çok iyi görüyorum. Ailece beraber yarışacaksınız. İşte makineyi çalıştırıyorum. Ebru, makineye ufak devir al. Gözünü seveyim. Selahattin'in az önceki cesareti kaybolmuş. Su emince yumuşamaya başladı galiba. Ertoklar, önce sizin düğmelerle başlıyorum. Sizin 8 düğmeniz var. İşte bu ilki. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.sini merak ediyorsan orada asılı, tamam mı? Tamam. Ama seninki geliyor. İşte şimdi sıra sarı düğmelerde. 8. 9. düğme orada aslında, görüyorsun değil mi Mehmet? Selahattin, mavi düğmeler geliyor. Hazır mısın? Bu düğmelerin hepsi de Serdane'ye ait değil yalnız.
Selahattin abi, bir kısmı da senin. Buradan bir aile Euro Disney'e gidecek. Oha! Selahattin'le Merdane arasında küçük bir gerilim yaşanıyor. Oha! Üç, iki, bir, haydi bakalım. Startla beraber tüm babalar hücuma kalkıyor. Akşamdan suya bastığımız babalar biraz su tutmuşlar sanırım. Bakın oldukça yavaşlar. Selahattin ilk düğmeyi sepetlerken görülüyor. Suda da karadaki kadar cevval anlaşılır. Sarıların babası Mehmet de düğmeyi bulmuş ama fileye nasıl koyacağını bulamamış. Kırmızıların babası Alpagut'la pervane arasındaki çalkantılı aşk olanca hızıyla devam ediyor. Mevsimin ilk düğmeleri sarı ve mavi annelere ulaştı bile. Anneler de bu düğmeleri bir üst kattaki çocuklarına zaman geçirmeden ulaştırıyorlar. Sarı aile kıl payı önde. İlk düğmeyi onlar atacak kumbaraya. Bunun haklı sevincini de yaşıyorlar tabii. 11 düğmeli Selahattin'in yolu uzun. En çok onun çalışması gerek. İkinci düğmeler annelere ulaştı bile. Çocuklarsa oldukça sabırsız. Skorlar çok yakın. Mücadelede hataya hiç yer yok. Selahattin çok gayretli fakat su emen pos bıyıkları onu yavaşlatıyor olabilir. Çamaşır makinesi mahşer yeri gibi kaynıyor. Her kademede hummalı bir çalışma var. Tam bir aile dayanışmasına tanık oluyoruz. Mavi aile diğerlerine yetişmek üzere aradaki farkı bir düğmeye indirmişler. Serdane Selahattin'i çok iyi asiste ediyor. 11 düğmenin dezavantajını kapatacak gibiler. Ay kötü oldu Selahattin. Selahattin düğmeyi Merdane'ye doluyor. Tüm babalar her zaman olduğu gibi çocuklarını sevindirmek için her türlü zorluğa göğüs geriyorlar. Ah bu adam benim babam, 8 köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey 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 hey. Selahattin sat komandosu gibi yılmak bilmeden mücadele veriyor. Ancak ipin ucu yine kaçıyor ve Selahattin file hakimiyetini kaybediyor. Anne baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerimiz arı gibi çalışıyorlar. Fil altınla mücadele omuz omuza devam ederken Mehmet potayı zorluyor. Virajı işten alan Selahattin ise hız limitini aşmış biraz. Eyvah! Mavi ailenin filesi Merdane'ye dolandı. Çok şükür. Merdane ters dönünce son anda kurtuldu file. Ama bu mavi aileye zaman kaybettiriyor. Zaten en çok düğme onlardaydı. Yarışın en heyecanlı anlarında Selahattin'den bir mavi düğme daha geliyor. Bakalım Selahattin bir mucize gösterip 4 düğme toplayabilecek mi? Mehmet kalan birkaç düğmeden birini bulmuş, fileyi arıyor. Günün kahramanı Selahattin canını dişine takmış aradaki farkı kapatmaya çalışırken onu da azgın sulara kaptırıyoruz. Babacığım bak! Şevval gözyaşları içinde babasına sesleniyor. Alpagut'un şansı pek yaver gitmedi anlaşılan. Daha 6 düğmesi duruyor. Kızının gözyaşları Alpagut'u tetikliyor ve son bir gayretle yarışa asılıyor. Yarışın sonuna yaklaşıyoruz. Skorlar birbirine çok yakın ama babalar da bitik durumda. Selahattin ailesinin de desteğiyle atak yapıyor. Alpagut köpük banyosunun keyfini çıkarıyor gibi. Selahattin'i gösterdiği çabadan ötürü kutluyoruz. 11 düğmeyle en sonuncu başladığı mücadelede kazanmaya oynuyor. Kerdanede gelen düğmeyi hızla yukarı transfer ediyor. Maviler 3, sarılar 3. Düğmede rekabet oldukça heyecanlı devam ediyor. Kırmızılarsa biraz kopmuş görünüyorlar ama belli olmaz. Sarı aile tekrar öne geçme şansı yakalıyor. Bakalım ipi ilk göğüsleyen aile hangisi olacak? Orada hemen bitti.
Bu heyecana kalp dayanmaz. Selahattin neredeyse yakalamak üzere Sarı aileyi. Ama Mehmet de hiç hatasız yarışıyor diyebiliriz. Selahattin'in hemen düğme göndermesi gerek. Ama azalan düğmeleri bulmak iyice zorlaştı. Kırmızı aile de yarışı bırakmıyor ama şu anda Sarı aile oldukça avantajlı görünüyor. Atakan oldukça heyecanlı son düğmeyi bekliyor. Ve işte beklenen son düğmede rakiplerin bakışları arasında geliyor. Selahattin de bir düğme gönderiyor ama ancak Sarı aile düğmeyi düşürürse şanslar olabilir. Atakan çok heyecanlı. Elindeki düğmeyi kumbaraya atınca kardeşim bitiş düğmesine basacak. Son düğme kumbaraya girdi. Ama Hasan yarışmaya dalmış, düğmeyi unutmuş bile. Ekstra Ekstra Small'un bu haftaki galibi Aydınlıoğlu ailesi oluyor. Onları tebrik ediyoruz. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum Aydınlıoğlu ailesi. Harikasınız, harikasınız. Aa, canım benim. Aydınlıoğlu ailesi, şimdi sizi yukarı alıyorum, hemen yanınıza geliyorum. Şimdi küçülme sırası bende, gideyim de tebrik edeyim. Ya çok güzelmiş. Tebrik ediyorum. Çok heyecanlıydı. Ben de çok heyecanlandım. Yani böyle nasıl ucu ucunda düğmeler bir ara Selahattin abiyle eşit hale geldiniz. Hakikaten çok iyiydi. Selahattin abi de çok iyiydi. Selahattin abi çok iyiydiniz. Size de çok teşekkür ediyorum. Ertok ailesi ve Mutlu ailesi sağ olun. Her zaman beklerim. Hakikaten çok güzeldi. Çok keyifliydi. Ben son anda her şey böyle son bir düğme kaldı. Sen hemen olur. Ben dedim ki ay Arzu oyalanıyor, biraz daha çabuk olsa falan diye. Neyse Atakan hemen onu verdi ve Hasan, ben sana inanamadım. Hasan bir an baktım böyle duruyor. Şöyle duruyor. Hasan dedim herhalde butona basmayacak. Neler hissettin o an? Heyecanlandım. Ya şey var ya, Mutlu abi, Serdar abisi. Serdar. Ama çok hızlı topluyordu. Onlar inecek. Gördüm. Biraz daha gecikseydin. Gidiyordu tatil, gidiyordu tatil neredeyse ama son anda bastım ve bitirdim. Nasıldı? Çamaşır makinemde olmak makine, nasıldı? Makine süperdi. Makinede olmak çok güzel bir durum. Burada saatlerce oynayabilirim ama yok, Karadeniz'in dalgaları kadar değildi. Değil değil mi? Değil. Karadeniz fırtınası. Çok teşekkür ediyorum. İlk evime geldiniz. Çok keyifli bir zaman geçirdik. Evet, ne zaman isterseniz bekliyorum. Evet. Nasıl temizlemek iyi, yıkamak iyi. Arzu pek seninle aynı fikirde değil sanırım ama. Yo yo, ben çok sevdim. Mutfak dehşet eğlenceliydi benim için ya. En güzeli mutfak. Bir daha canım, bir daha geliriz. Burada herkesin emeği çabası var ama Hasan'ın yeteneklerini de göz ardı etmememiz lazım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Büyümekten sıkılanları Arjantin'deki evime bekliyorum. Ekstra Ekstra Small'da haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.